Selam, hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Şaşırdınız mı? Nasıl yeni imajım? Bir süre beni bu şekilde görebilirsiniz. Biliyorsunuz ben böyle videoları çekip stok yapıyorum. Hatta yani bu saçın öncesindeki videolarım da var stokta. Yani o eski saçımı görüp tekrar bunu görürseniz şaşırmayın diye diyorum. Beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Yorumlara yazar mısınız? Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Bu arada bu gerçek saç değil. Yaptırdığımdan beri herkes aynı şeyi anlatıyorum. Bu sentetik saç, afro dalga diye geçiyor. Evet, bu kanal bir müzik eğitim kanalı fakat mutlaka merak edenler olacaktır. Afro dalga yazarsanız YouTube'da nasıl yapıldığı, nasıl kullanıldığı hepsi yazıyor ayrıntılı bir şekilde. Diyerek dersimize geçiyorum. Sezen Aksu'nun Keskin Bıçak şarkısını çalışacağız flütle. 2 sayfalık bir parça. Biraz uzun. Nota yazımımız Musa Çetiner Hoca'ya ait. Şimdi ilk sayfasını inceleyelim. Sonra ikinci sayfasını inceleyelim. Ve her zaman olduğu gibi satır satır çalışalım. Şimdi ilk sayfasına bakacak olursak dizeyin başında yani sol anahtarın yanında herhangi bir diyez, bemol yok. Fakat parçanın içerisinde var. İlk satırda sol diyez var. Flütle çalındığı zaman göstereceğim. Benim asıl göstermek istediğim burada tekrar işaretleri. İkincisinde de yok tekrar işareti. Üçüncüsüne geldim. Üçte de yok. Dördüncü satırımızda da yok. İlk sayfamız dümdüz çalınıyor. Herhangi bir başa dönme yok. İkinci sayfaya geldim ve ikinci sayfada bir tekrar işareti var. Nerede biliyor musunuz? İkinci sayfanın ilk satırı ve ikinci satırın ikinci ölçüsünün sonunda bir tekrar işareti var. Yani ölçü numaralarını söyleyecek olursam 27. ve 34. ölçü araları tekrar ediyor. Zaten 34. ölçüdeki o iki nokta sizi bir önceki iki noktaya götürüyor. Yani bir öncesinde iki nokta yoksa en başa götürüyor. Bunu artık biliyorsunuz. Baktık 33. ölçüden itibaren yine herhangi bir tekrar işareti yok. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sonra ikinci sayfanın sonuna geldiğiniz zaman ikinci sayfanın sonu sizi ikinci sayfanın başına götürüyor. Yani 44. ölçüye geldiğiniz zaman 27. ölçüye dönüyorsunuz ve ne oluyor? 34. ölçüde bitiyor. Tamam, orada fine var ya, o bitiş demek. Yani bu tekrarları zaten ben burada göstermiyorum. Sadece bilin trafiğini diye söylüyorum. Bu şekilde. Hadi bakalım 7,5 satırlık şarkımızı satır satır çalışalım. Şimdi ilk satırın bonasını yapacağım. Dediğim gibi 4 dörtlük bir parça. O kadar havalıyım ki. Bu saçlarla milyon tane video çekmek istiyorum. Gerçekten böyle hatıra olarak kalsın istiyorum. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi 4 sayacağım. Bir vuruşluk sus ile başlıyor. O susu verdikten sonra ilk satırın bonasını yapacağım. Bu bono yaparken diyezler, bemoller önemli değil. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. La sol, la sol, la sol, la sol, sol, la si, si, la, si, la. Do, si, do, si, do, si, re, si, si, la, si. Bu kadar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk ölçüde o solün önünde sol diyez var ya, o yani sol notasını diyez yapmış ya. O ölçünün içindeki bütün sol notaları sol diyez olacak, tamam mı? İkinci ölçüdeki de sol diyez zaten. Başka da bununla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü bir ölçünün içinde bir diyez veya bir bemol varsa natürel işareti gelmediği sürece o ölçünün içindeki tüm notalar diyez veya bemol oluyor. Buradaki örnekte gördüğümüz gibi. Yorum ve ilk satırı flütle seslendirmeye başlıyorum. İlk satırımız 6 ölçü. Ben şimdi ilk 3 ölçüyü flütle seslendireceğim. 1. Sol diyez şu. Hatırlıyor musunuz? Sadece denge tuşuna basacak. Şu var ya, serçe parmağımızı şu kulak gibi tuşa basacağız. 3. 4. Etmiyorum. Sonra son 3 ölçüyü yapacağım. Yani si, la. Orada o la 3 vuruş ve yarım vuruşla birleşiyor. Yani 3,5 vuruş olacak. Si, la'dan itibaren alıyorum.
3, 4. Dedim ve ilk satırın hepsini seslendireyim. Flüt ile tabii ki. 1, 2, 3, 4. Dedim o si'yi biraz fazla uzatmış olabilirim. Siz çok fazla uzatmayın. İkinci satırdayız. Her zaman olduğu gibi tüm satırın bonasını yapacağım. 3-4 deyip direkt başlıyorum. Çünkü herhangi bir sus işareti yok. 3-4. Ya, do, si, la, si, la, sol, la, sol. Sol, fa, mi, fa, mi. Sol, fa, mi, mi. 1, 2, 3. Sol, la, si, do, si, la. En sonunda bir vuruşluk sus var. Şimdi bu satırımızda 8 ölçü. Bu sefer ilk 4 ölçü yapacağım. Yani la, do, si, la, si, la, sol, la, sol. Sol, fa, mi, fa, mi. Bu kadar. Hadi bakalım. Birinci oktav la ile başlıyoruz. Sonra geldim yarım. Tamam, orayı yapacağız. Sol diyezle başlıyor. Bir vuruşluk susu verip böyle başlayacağım, tamam mı? Ağzıma giriyor. Çalınca maalesef bir tat alamıyorsunuz, hissediyorum ama mecbur. Üçüncü satırdayız. Bir vuruşluk susla başlıyor. Yine tüm satırın bonusunu yapacağım. 3, 4. Sol, fa, sol, fa, mi. Sol, la, si, do, si, la. La, do, 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 si, do, si, la, sol. Bu kadar. Ta, 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 ta. Onlar bursa, bursa kalıpları, tamam mı? Gelecek bu tartım videosu da. Yine ilk 4 ölçü yapacağım. 1, 2, 3, 4. Yani neydi, ne oldu? Şu tez canım. Tamam. Yaz bu saçlar güzel de. Hadi hayırlısı. Bir vuruşluk su söyleyeceğim. Yani iki vuracağım. Üçüncü, o bir vuruşluk sus oluyor. Şimdi ertelendim hayattan bölümü. Orada bakın, önce yarım vuruşluk do var, sonra bir vuruşluk do var. Orası bir tık zorlayabilir ama çok yavaş çalışırsanız olur. Bir vuruşluk sus da başlıyor. Yani şöyle, sus. La, do, 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 si, do, si, la, sol. Tamam mı? Bu bursa, bursa. O kalıpları da bir vuruşun içine sığdıracaksınız. Yani bir vuruş şu oluyor. Ta, bu bir vuruş. Yani o en sondaki do, si, la, sol yapayım bakın. Şöyle olacak. Do, si, la, sol. Tamam mı? Yani bir buçuk vuruş oluyor ilk noktalı notalar. Hadi bakalım. Son iki ölçü. Yani ertelendim hayatta. Bir vuruşluk susu vereceğim. Dedim ve şimdi üçüncü satırın hepsini.
üfleyelim. Yine en azından satır bütünlüğü olsun. Sol diyezle başlıyoruz. Satıra geldik. Yine tüm satırın bonasını yapalım. 3-4 diyeyim, direkt başlayayım çünkü sus yok. 3-4 fa sol fa sol fa 1-2-3 la la sol la 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 sol fa mi re sol la sol fa sol fa mi. Bir vuruşluk sus ile bitiyor. Bu satırımız da 6 ölçüden oluşuyor. O yüzden ilk 3 ölçü son 3 ölçü yapacağım. Sevdim yarım derken bu. Evet, bu kadar. Çok karışık geldi. Fa ile başlıyoruz. Birinci oktav fa natürel. 3-4 deyip başlayacağım. 3-4 atmıyoruz. Şimdi gün olmazsa olur yarım. Yani la ile başlıyoruz. Yarım vuruşluk la. Orayı uzatmayalım. 3-4 Oradaki bütün soller sol diyez olacak. Okay? Şimdi parçanın en can alıcı noktası. Kendimden kaçak. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu 27. ve 34. ölçüyü ayırmayacağım. Direkt oranın nakaratını, direkt oranın bonasını yapıyorum. Bir vuruşluk sus ile başlıyor. 3-4 La 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 sol sol la si 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 la si la do 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 si re si do si la do si la si la sol. Hop, bu kadar. Şimdi ne yapalım? Bu arasında tekrar eden bölüm 8 ölçü. O yüzden ilk 4 ölçüyü seslendireceğim. Yani kendimden kaçak, yarim keskin bıçak. Evet, ilk 4 ölçü burası. 1, 2, 3 vuracağım. İlk 2 vuruş parçaya. Başlangıç, o 1 vuruşluk, 1 vuruşluk sus. İkinci oktav do ile başlıyor. Sonra devam edeceğim ama bu 8 ölçüyü bir kere de seslendirmek istiyorum flütle. Yine en azından satır bütünlüğü olsun. Yani kendimden kaçak, yarın keskin bıçak. Nerede bende o yürek? Yardan cayacak. Bucak. Çok duygusal değil mi? Sol, fa, mi, fa, mi. Si, la,
si do re mi re do si la sol. Şimdi orada 16'lık notalar var. Ne yapacağız oraları derseniz, size tavsiyem yani çok yavaş çalışmanız. Yani orayı şöyle çalışabilirsiniz. Hep köşe bucak, ben bu dünyayı. Sadece orasını seslendiriyorum flütte. Zaten oranın bonasını yaptım. Çok yavaş yapacağız, tamam mı? Orayı isterseniz tek nefeste yapın. İster tü 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 diye yapabilirsiniz. Sadece orayı çalışın. Si do re mi re do si la. Si do re mi re do si la. Şöyle yapın. Şöyle. Sol diyezle bağlayın. Şimdi sondan bir önceki satırdayım. Şimdi son iki satırı birleştirip bonasını ve flütle seslendirmeye karar verdim. Şimdi şöyle bir şey var. Altından bölümündeki notaları gördünüz mü? Yarım vuruş ve yanında nokta var. Şimdi o nokta sağa geldiği zaman ne oluyordu? Notanın değerinin yarısı kadar uzatıyordu. Bunlar yarım vuruş. Yarım vuruşun yarısı çeyrek vuruş. Yani bu notaları 0.75 gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Somutlayacak olursak. Şimdi bir elma bir vuruş olsun. Tamam mı? Bir elmanın yarısı, yani iki yarım elma iki yarım vuruş ya. Şöyle bir yarım elma bir çeyrek elmanın birleşimi. Tamam mı? Bu notaların uzunluğu o. Yani bir elma bir vuruş. İki yarım elma, iki yarım vuruş, işte elmayı dörde bölersen dört tane çeyrek vuruş. O şekilde düşünün. Yani bu yarım ve yanında nokta olan notalar 3 dilim elma. Tamam mı? Umarım anlatabilmişimdir. Bu tarz şeyler biraz zamanla oturuyor. Bir de şöyle gözünüz korkmasın. Bu hani çok bilinen bir parça olduğu için oralarda zaten istemeseniz de o vuruşları böyle beyninizle, kalbinizle hissedeceksiniz. Şimdi ben son iki satırın bonasını yapacağım. 3, 4, sol, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, si, la, si, do, re, mi, re, do, si, la, sol, 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 fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi. Bilmiyorum oldu mu? Yani biraz yorum da katmış olabilirim. O notaları bir tık, yani bir tık yarım vuruş uzun seslendirmiş olabilirim. Ama sizler doğrusunu bilin. Bazen hani doğrusunu bilip yapamıyorsun. Değişik bir şey oluyor. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Aynı seslendirdiğim gibi son iki satırın hepsini flütle seslendireceğim. Sol diyezle başlıyoruz. Sonra dediğim gibi 27. ölçüye dönüyorsunuz. Sonra o tekrarı yapıp bitiriyorsunuz. Wow. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler tam halini güzel güzel çalıp bana Instagram'dan veya mail aracılığıyla ulaştırırsınız. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.